Değerli satranç severler, herkese selamlar. Nasıl bir usta oldum serisinin 3. partisiyle devam edeceğiz ve 3. partideki rakibim uzun yıllar aramızda hem büyük rekabet hem de büyük dost kalan Umut Atakişi'yle gerçekleşti. Bu turnuvada ikimiz de artık 2009 senesinde son defa milli takım için mücadele ettik. Avrupa takımlarda ve ondan sonra artık milli takım adına artık bir daha beraber yarışamadık. Ama bu turnuvanın bitişinde düzenlenen bu Novi Sad turnuvasında daha önceden gördüğünüz gibi Barış ve Umut'la beraber katılmıştık oraya ve şimdi 3. turda Umut'la siyah taşlarla oynuyorum. Ve hemen lafı uzatmadan mücadeleye geçelim. Umut çok sevdiği E4 hamlesiyle başladı oyuna. E4 C5 at F3 D6 D4 C4 at D4 at F6 at C3 A6 ben de hemen hemen o zamanlar sürekli oynadım. Nydorf'la devam ettim. Ve fil G5 oynanınca şimdi burada günümüzde bir sürü hamle var. E6 yine çok standart hamlelerden bir tanesi. Kasparov o zamanlar çok oynardı. At BD7 yanlış bilmiyorsam günümüzde bayağı popüler olan devam yollarından bir tanesi. Ama ben daha iyi bildiğim E6 devam yolu oynadım. Ve Umut da özellikle o dönemlerde beyazlarla fil G5'in en tehlikeli oyuncularından bir tanesi, şövalyelerinden bir tanesi diyelim. Çünkü gerçekten Umut'un oynadığı ve kazandığı çok büyük, çok iyi partiler var. Çok iyi oyunculara hatta açılış konusunda yardım ettiğini bile hatırlıyorum. O yüzden bu fil G5'e karşı benim de yeni bir şeyler bulmam lazımdı ama ben de kendimi yeterince hazır hissediyordum bu turnuva öncesinde. O yüzden fil G5'e E6 oynadım. F4 oynayınca vezir C7. İşte bu da Umut'un da bir sürü partisinin olduğu bir devam yolu. Ve Umut bu partiye kadar genelde bu pozisyonda vezir F3 hamlesini tercih ediyordu. Vezir F3'ten sonra B5 ile başlayan çok uzun tehrik mücadelelerle işte bazen genelde kazanıyordu ama bir tane kaybettiği parti vardı yanlış hatırlamıyorsam Evnel Berk diye bir oyuncuya. Ve ben de hani orada yaptığım bazı analizleri kullanmak istiyordum açıkçası. Ama onun yerine Umut çok daha modern, çok daha kuvvetli olduğunu düşündüğüm fil alır F6 hamlesini tercih etti. Fil F6, GF6'dan sonra gördüğünüz gibi beyazlar siyahların şah kanadını bozmayı başardı. Ve burada duble piyon oldu. Bunu özellikle Hırvat Büyük Usta Zdenko Kojul çok fazla oynar bu piyon yapısını. Benim de kendime göre bazı fikirlerim vardı. O yüzden hani bu piyon yapısı oynamak hala hoşuma gidiyor. Ama şunu söyleyebilirim ki beyaz oyuncuları eğer bir avantaj arıyorsa bu konumlarda aramalı. Buna benzer sicilyalardı. Vezir D2 oynadıktan sonra bu da standart devam yolu tabii ki. At C6. Burada bu arada şundan da bahsetmek yerinde olur. At B3 hamlesini bana rahmetli Vugar Gaşimov oynamıştı. 2009'daki Dünya Takımlar Şampiyonası'nda ve çok enteresan bir oyun kazanmıştı. Hatta o at B3 hamlesinden sonra da ben de pek fazla devam etmedim bu açılış oynamayı. Neden olduğunu da inanın bilmiyorum. Çünkü skorların fena değildi. Bir tane hamle yüzünden açılışı bırakmak da çok akıl kârı değil aslına bakarsınız. Ama bu vezir D2 hamlesinden sonra standart bir şekilde taşlarımızı geliştiriyoruz. At C6, D4'e saldırarak uzun rok atınca fil D7 oynadım. Ve burada Umut ilk başta garip gözüken bir şah P1 hamlesi oynadı ki garip derken garip dememin sebebi şu. Burada benim bildiğim kadarıyla daha standart hamleler file 2 olarak file 2 ve ondan sonra fili F3'e koymak olarak biliyorum ben. Ama şah B1'de tabii ki en mantıklı, en doğal hamlelerden bir tanesi. Ve beyazlar şah B1 oynayınca zaten siyahların acilen yapabileceği bir şey yok. Taşlarını daha geliştirmeye başaramadı. O yüzden burada uzun ok atarak taşlarımı geliştirme işine devam ettim. Şahın merkezi şu anda o kadar büyük bir tehlike altında değil belki ama uzun oktan sonra beyaz siyahlar genelde buna benzer pozisyonlarda şahı B8'e ondan sonra kaleyi C8'e atarak yine de bu yarı açık C hattından saldırı düşünebiliyor çoğu zaman. O yüzden bu fikri çok uyguladım, severek kullandığım fikirlerden bir tanesi. Umut burada fil C4 oynadı. Daha standardı dediğim gibi file 2 oynamaktı. Ama Umut özellikle bu konumları iyi anlayarak oynayan bir oyuncu ve bu filin bu şu anda saçma gözüküyor belki F7 veya E6'ya basıyor olması. Ama birazdan ne yapmak istediğini daha da iyi anlayacaksınız. Fil C4'te özellikle çok kritik D5 karesi için mücadele etmek için önemli bir kare. Umut bunu tercih etti. Dolayısıyla burada teorimde 3 aşağı 5 yukarı bitti diyebiliriz. Burada artık hani fikirler savaşacak diyelim. At alır D4 aldım. Yine standart hamlelerden bir tanesi. Vezir D4 alınca şimdi burada file 7 oynadım tabii ki. Çünkü F6'daki piyonum istekteydi. Burada buna benzer bazı taktikler var ama vezir C5 tabii ki bu o kadar değil. Çünkü vezir F6
Kale G8'den sonra şimdi mesela burada basitçe bir fil B3 ve şimdi normal şartlarda fil G7 ve C3'ü aldığınız zaman burada kompanse olur derler ama bu pozisyonda ne yazık ki böyle bir kompansasyon yok. O yüzden siyahlar burada kesinlikle bu pozisyonu oynamamalı. O yüzden ben de basitçe fil E7 oynayarak taşlarımı geliştirmeye devam ettim. Umut fil B3 döndü. Ve burada birazcık beklenmedik diyebileceğim bir hamle oynadım. Biraz önce şah B8, kale C8'in standart fikir olduğundan bahsetmiştim ama şimdi bu pozisyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi bana göre siyah kalelerin şu anda farkındaysanız çalışamıyor olması. C8'e geldiği zaman bile kalenin tam olarak ne yapacağı belli değil. Oysa kalelere açık atlar lazım. Saldırmaları için hedef lazım. Siyah filler savunma açısından çok güzel işler yapıyorlar ama onlar da pek aktif değil. Hiçbir zaman E piyonunu sürmek istemiyorum. Çünkü bu önemli kareyi hem at hem de fil için açıyor olmak neredeyse bütün pozisyonlarda pozisyonel intihar olacaktır. O yüzden burada şimdi kalelerim için bir şeyler yaratmam lazım. Ve ben de kale DG8 oynayarak bunu yarattım. Şimdi planım rakibin yapacağı Umut burada eğer G3 oynarsa burada H5 ondan sonra H4 oynayarak burada G3'e karşı bir saldırı düzenlemeye çalışıyorum. Ve B2 ileride vezir C5 oynayarak vezirleri de değişmeye başarırsam iki fille olacak oyun sonları her zaman beni mutlu edecektir buna benzer pozisyonlarda. Fakat Umut burada hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Vezir D3 oynadı ve bu tip durumları ne kadar anladığını da bence gösteren bir hamle aslında. Çünkü çok doğal gözüken kale alır G2 hamlesi. Zaten almaya gittik. Öyle değil mi? Almak için bastık. Şimdi adam verdiği zaman neden almıyoruz diyeceksiniz. Ama işte Umut burada bence hakikaten korkunç bir tuzak diyebileceğim vezir H3 hamlesini hazırladı. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsam bunu geldiğim ya da diğer kaleye dönebilirim. Çok önemli değil. Burada F5 hamlesinden sonra işte beyazlar stratejik amacıma ulaşıyor. E6 noktasını bir daha tutmam mümkün değil. E5 oynayınca fil alır F7'de, at D5'te bunların hepsi aşırı kuvvetli hamleler. Siyahlar D5 karesinin kontrolünü kaybetti. Dolayısıyla oyun da kaybedecektir. Bu kadar hızlı bir şekilde konumu çökertmek istemiyorum tabii ki. O yüzden ben de tabii hani Umut bu piyonu verdiği zaman ne yapmak istediğini anladım ama ben de sanıyorum ki çok iyi karşı bir fikir yarattım burada. İlk başta saçma gözüküyor ama H5 hamlesi oynadım. Oysa birazcık daha derin düşündüğüm zaman Umut'un vezir D3'ün bu tip durumlardaki tipi fikrinin vezir H3 olduğunu bildiğim zaman burada H5 hamlesi daha mantıklı hale gelecek. Çünkü vezir H3'e F5 tehdit ettiği zaman işte karşı fikrim de burada kale G4 oynayabilmekte. Şimdi kale G4 hamlesiyle hem F4'e saldırıyorum hem de F5 artık biraz önce kadar etkili olmayacak. Çünkü artık sadece B3'teki fil basıyor E6'ya. Dolayısıyla tehlike o kadar büyük değil. Umut kale H5 oynayarak kalesini de oyuna getirmeye karar verdi. Vezir A5 oynadım. Bunun ne kadar iyi olduğuna emin değilim. Bilgisayarda pek beğenmiyor ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada dediğim gibi daha ziyade uzun vadeli planlar önemli. Tabii ki hamleler çok önemli ama bu durumda E5 sürmediğiniz zaman böyle çok önemli bir taktik numara uymazsanız eğer siyahların durumunun kötü olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Nitekim Umut burada hemen beni cezalandırmak adına F5 oynadı. Gördüğünüz gibi şimdi E6'ya karşı baskı artıyor. Vezir E5. Şimdi bu vezir E5 oynarken şuna da güveniyorum tabii ki. Mesela at E2, at D4 ya da at E2, at F4. Buralarda tipik fikirler E6'ya olan baskı yaptırmak adına. Ama şu anda kale alır E4 hem vezirin hem de kalenin oraya basıyor olması Umut'un biraz elini kolunu bağlıyor açıkçası. O yüzden Umut burada galiba bu konumda çok ciddi bir hata yaptı. Kale D1 hamlesiyle E4'teki atı, E4'teki piyonunu birazcık daha kuvvetli tutup muhtemelen atını serbestleştirmek istedi Umut burada. Ama bu bilgisayara göre önemli bir hata. Ve ben de bundan hemen siyah renkli filmi çalıştırma fikriyle devam ettim. Şimdi fil A5 oynadığım zaman C3'teki at bir anda açmazda kalacak ve fil alır C3 yapabilirsem eğer çok iyi bir piyon yapısına sahip olacağım. Beyaz renkli fil benim piyonlarım tarafından kısıtlanıyor ve muhtemelen C3'te bir tane duble piyon olacak. Benim F6 ve F7'deki piyonlarım şah tarafından rahatça korunabiliyor. Gerçi C3'teki piyon da şah tarafından rahatça korunabiliyor ama en azından piyon yapım geri kalan taşlarımla beraber iyi oynayabiliyor olacak. Fakat siyahlar için beyazların dublesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Umut kaleye 3 oynadı. Bunu da pek açıkçası hani tam olarak neye yaradığını hatırlayamıyorum.
Ama ben de planıma devam ettim. Fil A5'le bu fili buraya getirdim. Ve kale G3 oynayınca şimdi bu pozisyonda kale alır G3 yaptım. E6 gördüğünüz gibi güvenli bir şekilde kontrol ediliyor. Vezir G3'te Umut oyun sonuna geçmeyi tercih etti. Ki ben bu oyun sonunu oynamaya karar verdiğim zaman Umut aşırı mutlu olduğumu hatırlıyorum. Çünkü vezir alır G3, H3'ten sonra bu konumun çok iyi olduğunu düşünüyordum. Ve haklıyım da bu konum gerçekten iyi. Ama burada doğru fikri bulmam şartıyla. Burada doğru başladım. Tabii ki fil A5 hamlesinin fikri fil alır C3 almaktı. B C3'ten sonra ben bu pozisyonda artık yavaş yavaş üstün olacağımı düşünüyordum. Şöyle ki şu andaki tek sorunum F6'daki piyon. F alır E6, F alır E6'dan sonra bunu almak istiyorum. O yüzden oyunda ben kale H6 hamlesiyle öncelikle F6'daki piyonu savundum. Oysa bu Umut'a çok iyi bir karşı oyun yaratma imkanı verdi ve Umut da bunu hemen değerlendirdi ve oyunu hızlı bir şekilde berabereye getirmeye başardı. Oysa burada siyahların kuvvetli fikri şah D8 oynayarak E6 F6 piyonunu feda etmek olurmuş. Çünkü mesela böyle alması halinde F alır E6 yapması halinde F alır E6 kale F6'ya şahidi ve mesela burada şimdi iki tane var. Bir tanesi kale F3 oynamak. Kale F3 oynayınca fil C6 ve gördüğünüz gibi şimdi B3'teki fil gerçekten de işe yaramayan bir taş haline geldi. E6'ya basıyor ama E6 güvenli bir şekilde tutuldu. Ve burada kale 3 falan oynadığı zaman da bu sefer siyah kale G8'e, oradan G4'e gelecek muhtemelen. E4'teki piyon zayıf. Hatta bu pozisyonlarda bu hamle yerine şah F6, şah E5 de çok ciddi bir fikir olabilir. Gördüğünüz gibi B7 ve C6 piyonları bu fille beraber çok iyi çalışırken beyaz fil kendisine iş bulamıyor. O yüzden bu pozisyon özellikle şah F6, şah E5 fikrinden sonra muhtemelen beyazlar için bayağı zor olacak savunması diyelim. Ya da burada mesela şahidi kale G6 da deneyebilir. Ama kale G6'nın kötü tarafı ise bir anda şah F7'nin olması ve kale G5 gelince şah F6. Şimdi zavallı beyaz kale artık kale A5'ten daha iyi bir yer kalmadı. Ama bunun kötü tarafı da tahmin edeceğiniz gibi fil C6'dan sonra bu kalenin kolay kolay oyuna giremiyor olması. Kale burada çok kötü kaldı. Oyuna nereden döneceği belli değil. Ve basitçe kale G8, kale G3 mesela bir iki hamle sonra oyunu kazandıracaktır. Tabii buradaki H5 piyonuyla ile alakalı olan sorunları çözdükten sonra. Ki şu anda E4'de savunması lazım tabii ki. Ama bu fırsatı kaçırdım. Öyle tabii oyun sırasında özellikle oyun sonu oynarken böyle piyon feda etmek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ben de ne yazık ki yani bu konuda başarılı olamadım. Ama burada oyunu kazanmanın en önemli artık yolu buymuş. Ama ben çok saftirik bir şekilde kale H6'dan sonra da iyi olacağımı düşünüyordum. Ama olaylar hiç de o şekilde gelişmedi. Umut yine kuvvetli bir hamle yaptı kale H4. Burada hala mutluyum. Belki son olarak burada kale H7 oynayarak F5'i almaya çalışmam en iyi şans olurdu. Çünkü F7'yi tutuyorum kale H7 hamlesiyle. Ama öncelikle standart planımı uygulamaya devam ettim. Şah E7'ye götüreyim. Ondan sonra hani ne yapmak istiyorsam yaparım diye düşündüm ama buradan Umut'tan ard arda kuvvetli hamleler geldi. Yine görmediğim kale H4 hamlesi geldi. Şimdi tehdit G4 oynamak. Böyle alınca F5 fil F5. Burada Umut fil F7 alınca ben bu fil G4 hamlesine güveniyordum açıkçası. Ve fikrim çok basit. Bir sonraki hamle Şah E'de oynayacağım. Ondan sonra F5 oynayacağım ve siyahlar hala iyi pozisyonda. Ama burada Umut'tan beklemediğim bir hamle daha geldi. Ve hani özellikle böyle oyun sonu pozisyonlarında kalitesini hemen ortaya koydu Umut. Fil alır H5 hamlesiyle. Ve şimdi yapacak bir şey yok. Eğer fil alırsam G4'ten sonra fili geri kaybedeceğim. Mecburen kaleyle aldım. Böyle oynayınca kale H2 oynadım. Gördüğünüz gibi şimdi şah C8 piyonumu vermiyorum. O bunu alınca ben bunu aldım. Bunu aldı, bunu aldım. Bunu aldı, bunu aldım. Ve artık burada daha fazla devam edecek bir şey yok. İki piyona iki piyon kale oyun sonu. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar beraber olduğunu anlayasınız diye bu pozisyonun. Mesela olur da siyahlar bunları kaybederse bir şekilde nasıl olacağını tabii ki bilmiyoruz. Ama kaybetmesi halinde bile bu iki piyon tek başına oyunu kazanmaya yeterli olmayacak. O yüzden bu eşit pozisyonda beraber yaptık ve gördüğünüz gibi şu ana kadar ilk 3 turda bir tane ikinci turdaki şanslı galibiyet. Onun dışında iki tane arkadaşımla siyah taşlarla berabere. Yani şimdilik bir sorun yok. Sonuçta bu özellikle ikinci turdaki beyazlarla oynadığım partide oyunu kaybetmem gerekirken kazandığım için ve siyahlarla Umut ve Barış gibi iki tane oyuncuyla berabere kaldığım için şu anda memnunum. Bakalım bir sonraki turda başımıza neler gelecek.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Satranç Çakal'ın herkese iyi günler diliyorum.